İzmir'de 19 sağlık kurumunda yetkili olan Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Sağlık Sen Birnoğlu Şubesi düzenlediği kahvaltılı toplantıda basın emekçileriyle buluştu. Kahvaltının ardından Şube Başkanı Özgür Yıldırım konuşmasında sağlık personellerinin hükümetten taleplerini dile getirdi. Bakanlığımızın öncelik vererek acil olarak çözmesi gereken konu döner sermaye sistemidir. Performansa dayalı ek ödeme sistemidir. İpranma payının geçmişe, geçmiş yılların telafisi yapılarak 5 yıla 1 yıl olmasını istiyoruz. Ocak ayı itibariyle %15'le başlayan gelir vergisinin yıl sonunda %27'ye ulaşması kabul edilebilir bir durum değildir. Gelir vergisinin yüzde %15'te sabitlenerek yıllık kaybımız olan 2000 lira civarındaki kaybın telafisini istiyoruz. Yıldırım, sağlık personelinin mutsuz olduğunu söyleyerek şehir hastanelerine verilen özenin sağlık çalışanlarına da verilmesi gerektiğini belirtti. Acaba sağlık çalışanları mutlu mu? Acaba sağlık çalışanları yaptığı işten gerçekten mutlu olarak mı çalışıyor? Bunu sorgulamak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı e, şehir hastaneleri üzerindeki çalışması çalışmasına verdiği özeni açıkçası kendi çalışanlarına vermesi gerektiğine inanıyoruz. İzmir'de 2020 yılının Mayıs ayında bitmesi planlanan şehir hastanesi hakkında endişelerini dile getiren Yıldırım, sağlık personeli için şehir hastanesi yakınında tokiden toplu konut talep ettiklerini söyledi. İzmir'de gündeme gelen birçok hastanenin yatak kapasitesi düşürülerek şehir hastanesine aktarılacağı, bu yüzden yaşanacak mağduriyet, ulaşım, ee, ulaşılabilirlik konusu ciddi anlamda sıkıntı olacaktır. Hastanede çalışacak 5000 civarındaki sağlık çalışanı için TOKİ'den ulaşılabilirliği kolaylaştırmak ve şehir hastanesinde çalışmayı cazip hale getirmek için toplu konutların yapılmasını istiyoruz. Şube Kadın Kolları Komisyon Başkanı Tuğba Zavroğlu ise geçen yıl yapılan faaliyetler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk bölük ve ilçe jandarma komutanı olan kadın subay ve elin bir helikopter kazasında kaybettiğimiz şehit yarbay Songül Yakut anısına hatıra ormanı oluşturduk. Diyarbakır'da e, biricik evlatlarını terör örgütü tarafından alıkolunan ailelerin üzüntüsünü paylaşmak adına birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı basın açıklamasında biz de destek verdik Diyarbakır annelerine.